resimleri yerlerde olan, bazısı buradaki insan hakları savunucularının elinde olan, barış aktivistlerinin elinde olan, kucağımıza verilen ürülerimiz. Suruç'tan, alandan hastaları taşımaya başladığım anda duyduğum o kesif et kokusu en acıtıcı şey o. Benim burnumda kesif bir et kokusu var. Mangal yaptılar hepimizi. Bir sürü çocuğu. 25 yıldır hekimlik yapıyorum. İnsan hakları savunucusuyum. Barış için, demokrasi için, emek için Kürdistan'da bir küçük kasabada sınırda bir sürü Kürt kardeşimiz ölürken yaşatmak için sütleriyle giden çocukları katlettiler 20 Temmuz'da. Oradaydım cümlesi eksik kalır. Bir hekim olarak yaşatmak için söz söylediğimiz her gün Silvanli, Cavarto, Gever, sokağa çıkma yasakları, iki gün sur içindeki çatışmalı ortam, oradaydım evet. Talihsiz bir dönemde büyük acılarla yüz yüze kaldık. Çok büyük bir katliamdı Suruç. Ondan başlamadan olamayacak. Ben Suruç'un öncesinde 10 gün Diyarbakır'daydım. Ahmet katliamında ayakları kesilen, dize çalanla pazar gecesi bayramdı. Onu dinledim. Onun o barış inancını, o genç kadın, ayakları kesik, bu katliam mağduru, katledilmiş halini hekim olarak, kadın olarak özgürlüğe olan inancını aldım, içselleştirdim. Sonra sabah Suruç'a doğru yola çıktım ve elimize dediğim gibi kömür gibi evlatlar verdiler. Çok büyük bir çabayla elimizden gelen tüm devrimci yurtsever hekimler, tüm alan olağanüstü bir çaba gösterdi. Biz barışa çok inanmıştık. 7 Haziran kritikti. O alanda Suruç'ta devlet 12-18 geçe gazla ıslatarak ölülerimizin üzerlerine, Amara merkezinde ölülerimizin üzerlerine gaz, yardım eden insanlara gaz, onların üzerlerine su sıktı, ilaçlı su. Yapmayın, adli olarak belgeler yok oluyor. Belge dediğimiz insandır yani, hücredir, candır, dokudur, çok kıymetli halbuki. Ama maalesef hepsinin üzerine suları sıktılar. Korunması gereken, büyük brandalar çekilmesi gereken yerlere insan muamelesi yapmadılar oradakilere. Amara'nın üst katlarından hücre bulundu, doku örnekleri alındı. Hepsini yok etmek istediler. Biz katilleri tanıyoruz dedik. Barış istedik. Büyük bir sivil siyaset barış güttü. Umut geliştirmek istedik. Çok canımız yandı. Benim çok canım yandı. Öfkemiz büyük, çok büyük acım var. Sonra geldik. Büyük kitleler Ahmet'i gördü, Suruç'u gördü. Ankara'da, Türkiye coğrafyasının başkentinde kan, 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 gaz, gaz, gaz dediler. Bilmediğimiz bir örgüt, bilmediğimiz yeni bir şiddet yaşatmak isteyen biz hekimlerin yüzlerce insanı ölü, binlerce insanı yaralı bıraktılar. Uzunca bir süredir heyecanlıydık aslında yani. Hani hep konuştuğumuzda da hani savaşın yeni bölümünün batıdan gelecek savaş karşıtı bir sesle sonlanabileceğini düşünüyorduk. Bunu konuşuyorduk. Bunun nasıl mümkün olacağını bekliyorduk merakla. Evet. Ve bu cevabı bize KESK, TMOB, TTB, DİSK birlikte verdiler. Batıdan yüksek bir ses vermeye karar vermişti herkes. Ve bu bizi çok umutlandırmıştı.
Günlerce de heyecanla bekledik aslında. Yani ikimiz de işlerimizden izin aldık Cuma günü için. Bir gün önceden gidip geceyi Ankara'da geçirmek için. Cumartesi sabahı arkadaşlarımızın indiği haberini aldık iletişim gruplarımızdan, telefonlarımızdan. Kahvaltı ederken kısa bir süre sonra da patlama haberini aldık. Eylem öncesinde hepimizde bir telaş vardı. Yani ne yapsak, artı bir şey ne yapsak diye düşünüyorduk. Bir gün öncesinden de sendikada toplanıp marakas yapımına başladık. Renkli bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. O gece Cuma günü akşam 12'de sendika İkinoğlu'nun önünde toplandık ve boylu boyunca sıra sıra otobüsler vardı ve bir sürü insan vardı. İnanılmaz derecede kalabalıktı ve aşırı derecede coşkuluydu. Herkes sanki uzun bir süredir birbirini görmemiş, bir bayramlaşma havasında bir ne yapacağız? Yani yolda neler yapılacağı ile ilgili konuşuluyordu. İstanbul Ankara ile olan mesafe yakın olduğu için ve zaman dilimi de çok fazla olduğu için, çünkü miting 12'deydi, çok ara ara durduk. Yolda her bulduğumuz noktalarda durduk ve otobüslerde hep beraber duruyorduk. Bütün otobüsler deniliyordu, halaylar çekiliyordu. Herkes sadece ertesi günkü o yürüyüşe kanalize olmuştu, çünkü gittikçe büyüyordu. Yani her durduğumuz yerde kalabalık daha da artıyordu. Kalabalığın artmasından ziyade aşırı derecede bir mutluluk havası vardı. Yani sanki barışın kendisi gelmişti. Bizimleydi. Ve biz oraya götürecektik. Hani Ankara'ya barışı almaya gitmek değil de biz barışı oraya götürüyorduk. Her yerden giderek. Ankara'ya gittiğimizde bir dağıldık. Yani 2 saat var. Saat 9:30 gibi bizim arabalar Ankara'da oldu. 9:30 gibi indik. Herkes bireysel arkadaşlarıyla yol almaya başladı. Bombanın patladığı nokta herkesin geçtiği nokta. Ankara'ya gelen herkes oradan geçti. Çünkü çay oradaydı. 4-5 tane seyyar, simitçi ve çaycılar vardı. Ve orada herkes bir durdu. Acaba burada mı dursak, o tarafa mı gitsek? Çünkü daha 2 saatlik bir süre var. Orada olan olayın içindeydi ya da çevresinde kaldık. Gitmeye bir gün öncesinden karar verdik. Daha doğrusu arkadaşlar karar vermişti Kadıköy Barış Bloğu olarak. Ben gideceğime o gün karar verdim. Türk Tabipler Birliği'nin otobüsüyle gittik birlikte. Giderken şarkılar, türküler, barış için, özgürlük için, demokrasi için, dayanışma için güzel bir atmosferde gittik. Gittikten sonra yani her şey normaldi ama şey durumunu yani polisin olmaması, hiçbir kontrolün olmaması, bu tarz durumları hani sonradan olay olduktan sonra biraz anladık ama onun öncesinde normaldi yani. Hiç böyle bir şey bekleyemezdik yani. Ankara'nın göbeğinde, Ankara gibi bir yerde yani böyle bir şeyin olabileceğini çok tahmin eden yoktu herhalde. Alan dediğim garın önüne girdikten 10 dakika, 15 dakika sonra patlama yaşandı. Başkentin ortasında korteje giderken daha alanda toplanan insanlar Ankara'nın o soğuk Ekim sabahında daha yemek yemeden, kursaklarına lokma girmeden barış diye ellerinde bayraklar, güvercinler, kendi çabalarıyla oluşturdukları türküler, nameler, sözcükler, kamera kayıtları çok büyük bir emekle, çok büyük bir çabayla alana geldiler. Ben garın önünden geçerken Türk Tabipleri Birliği alanına doğru yürüyüş halindeydik. Onların halaylarına kıptayla bakmamak mümkün değildi. Yine çok barışçıl, yine çok masum,
bu insanlara ölüm hiç yakışmadı. İsyandayım. Zalime, zulme isyandayım. Bu yokluk, Kürdistan'ın bu acısı, bu zalimane tavır, şiddet, hiddet. Orada kan revan da bıraktı beni, hepimizi. Bomba bize düştü, bütün hayatlara düştü. Bütün ölü parçaları, kol, bacak, uzuv kayıpları. Alanda uçuşuyordu bombalama ağında. Sesi ilk duyduğumda hızla olay 75 metre mesafe vardı. Suruç'ta alanın içindeydim. Ankara'da korteji geçmiştik. Biz TTB standı olarak flamamızı hazırlıyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Eyvah dedim, gene yaptılar. Eyvah, gene çocuklar ölecek. Gene insanları öldürdü bu zalim, zulüm, bu şiddet, hiddet. Başaracaklar, gene yaptılar. Yine aynı kesif et kokusu vardı. Yanık et kokusu. Bütün yollar kesilmişti. Ulus'a ulaşmaya çalıştığımızda bütün yollar kesilmişti. Yani Sıhhiye'de hazır kurulu bir alan vardı, pankartlarla, sahneyle. Toplanan Ankaralı insanlar vardı ama dışarıdan gelenler, otobüsler ve trenlerle gelenler, sabahında gelenler Ulus Tren Garı kavşağında buluşmuşlardı. Bir kortej halinde Sıhhiye Meydanı'na yürünecekti. Biz de arkadaşlarımızın yürüyüşe geçmelerini bekliyorduk. Aslında yürüyüş başlamış patlama, evet, olduğu sırada. Patlama sırası çok yakın bir mesafeydi benim bulunduğum nokta. Sadece ses çıktı. Ses bombası denildiğinde aslında biz ses bombası olarak düşünmedik. Anons edilen şey ses bombasıydı. Ses bombası olduğu söylendi ve sakin olunması gerektiği söylendi. Yani provokasyona gelmeyin tarzında bazı şeyler yapılınca herkes bir durdu. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. İkisi arka arkaya patladı. Yani iki saniye aralıklarla patladı ve kara duman gördük sadece. Ben o tarafa doğru ilerlemeye ne oldu diye merak edip o tarafa doğru ilerleyince önce silah seslerini duydum. Daha sonra da gaz bomba seslerini duydum. Artık o sesleri biliyoruz, yani tanıyoruz. Polisin bir şekilde saldırdığını düşündüm. Yani bomba aklımızın ucuna geçmedi. Hiçbirimizin geçmedi oradakilerin. O gaz bombasının verdiği bir dumanla beraber bir geriye doğru bir çekildik. Sonrasında oranın bomba olduğunu ve patladığını öğrendiğimizde gitmek için oraya yöneldik ama çok mümkün olmadı. Yani çünkü bir taraftan şunu söylüyorlardı, yardım gerekiyordu. Yaralılar vardı. Onlara yardım edilmesi gerekiyordu ve anlatılan şeyler, söylemekte bile zorlandığım şeyler olduğu için oraya gittiğimde yerde kanları gördüğümde geri adım attım. Çünkü yardım edebilecek durumda değil, olamazdım. Yani orada sağlıkçıların ya da bu manzaraya biraz dayanabilecek durumda olması gerekiyor. Ve arkadaşlar, işte erkekler bir yönelmeye başladı. Parka gidemedik. Parkta bombanın olabileceği söylendi. Oraya gitmeyin, buraya gitmeyin. Ve ondan sonrası tamamen ne yapacağını bilmediğim bir süreç başladı. Çocuklar dedim, yani çocuklar. Ve ben 2 Ekim'de Suruç katliamının izlerini silmek için kulaklarımdan, her iki kulağımda zar yırtılmıştı. 2 Ekim'de ameliyat oldum. 10 Ekim'de tekrar Ankara'ya gittik. Tekrar sağ kulağım tekrar bombadan tekrar yırtıldı. Tekrar ameliyat olacak. Kendimi o anda, doktor arkadaşım yanımdaydı. Kanıyor dedim, kanıyor. Kulağım kanıyor galiba. Ayağa kalktığım gibi ona kulak asmadan alana doğru koştuk. Bir sessizlik. Çığlıklar, haykırışlar
vardığımızda aynı korkunç katliam tablosu. Katiller aynı, senaryo aynı, yıkım aynı. Her yer kandı yani, her yer kan kan kan. Ve o sırada o çığlıkların arasında çok uzun zaman sonra, tahminen söylemek zorundayım ama hani hekim olarak artık bombalanmaya alıştım ben, yani ne olduğunun farkındayım. Yaralıyı elime aldığımda bacağı kanıyordu. Üstümdeki önlüğü çıkardım, bacağının kanayan kısmına tampon yaptım. Çok büyük bir panik hali vardı. Türk Tabipleri Birliği oradaydı ve olağanüstü hekimler tek tek korku halleriyle, çok büyük bir yıkımla, çok yıkıldılar. Ben kendimde Suruç'un etkisiyle bir miktar güç hissediyordum. Sadece gene uğultu vardı, duymuyordum. Hiçbir şey duymuyordum. Kulaklarımda işitme kaybı var. Katliamdan kalan o kesif et kokusunun içinde bir kadınla bir erkek hatırlıyorum mesela. Kolu, bacağı zarar görmüş. Birbirlerinden ayıramıyorum. Biri ölü, biri yaşıyor. Öldüğünü fark ettik ama yani o kadar zor ki o ölü bedene öldü demek. İnsan çünkü. Biz de çok duygusal, vicdani, hekim kimliğimizle, her şeyimizle müdahale etmeye çalışırken insanüstü bir korku, dehşet, panik hali yaşıyoruz. Travma her şeyle çok ortada çünkü orada. Olağanüstü hallerde hekimlik uygulamaları ile ilgili Türk Tabipleri Birliği çalışıyor. Biz o eğitimleri alıyoruz ama bu bir katliam, vahşet. Orada bir vahşet vardı. Yüzlerce insanı öldürdüler. Öldürdüler. Bu insanlık utancıdır. Ben ilk patlayan bombaya yakındım. Onun sesi bana çok çok daha yüksek geldi ikincisinden. Belki ilkin şoku olduğu içindir. Belki ben biraz yakın olduğum içindir ama ikincisini belki 3 saniye, 4 saniye sonra daha kısa bir ses olarak duydum. İlk vurduğunda, zaten ilk patlama olduğu zaman bir şok durumu yaşandı. Arkadaki gara doğru koşmaya başladı insanlar. Ben de onlarla birlikte koştum, arkadaşlarımla birlikte. Garın camları falan düşmeye başladı zaten o anda, o patlar patlamaz. Döndüğümüzde ve gara doğru koşarken birdenbire hemen panik oldum yani. O şok anında garın içinde de bir şeylerin dönebileceğini, garın içinde de bir patlamanın olabileceğinden korktum. Ve telaştan ne yapacağımı şey yapamadım. Anlayamadım. Sonra aklıma arkadaşlarım geldi. Barış Bloğun'daki arkadaşlar. Bunlara ulaşmam gerektiğini düşündüm. Bunlarla irtibata geçtim. Hemen biraz gardan uzaklaştığım zaman, yani olay yerine biraz daha dönmeye başladığım zaman bir arkadaşımı gördüm zaten. Ondan sonra zaten biraz da ilerledikten sonra o dehşet alanını gördük yani. Parçalananlar, kanlar, her yerde bağıranlar. O alanda tarumar oldu insanlık. Çok insanı katlettiler, bilerek ve isteyerek. Sorumlusu iktidardır. Mutlak sorumlusu iktidardır. Biz Ankara, başkent olan bir kentte barış gönüllüleri, barış aktivistleri alanda ölülerimizle kaldık. Doktorlar, ben Doktor Ayten İnan olarak o alanda elimde, kucağımda yaralanmış, ölmüş insanları taşımak zorunda kaldım. Ve ilk gördüğüm sivil araca doğru yönelmek için Sıhhiye Köprüsü'nden gitmeye başladığımızda büyük bir Toma'nın gaz sıkarak üzerime geldiğini hatırlıyorum. Kendimi gençlik parkında buldum. Kucağımızdaki hastayı, ne olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü önümü kestiler. Gençlik Parkı'na doğru gitmeye başladığımızda o çocuğun, o genç adamın soluk benzi kanı düştü çünkü kansızlığı vardı. Hayati bir şey o.
o solgun bakışlarını unutmam mümkün değil. Bu bir travma ama onun ötesinde insandır. Ya bu ülkenin insanları ölüyor, insanlık ölüyor. Tekrar yerimden kalktığımda, çünkü Tom'a gelmeye başladığında, gaz sıkmaya başladığında hepimiz çok çok büyük bir sıkıntı yaşadık. O gazla o kesif et kokusu birbirine karıştı ve sağlıklı bir sürü devlet polisi hiçbir şey yapmadı maalesef. Sadece bizi ezmek istediler ve hekimlerin çalışmalarına engel olmaya çalıştılar ve ambulansların girişine engel oldular. Çok üzgünüm. İnsanlık utancıdır. Umuyorum bununla yüzleşir insanlık. Umuyorum bu insanlık utancını paylaşırlar. Hastalarımızı emeğimizle tüm hekimler taşımaya çalıştık. İlginç olan bir şey vardı. Oraya bir polis ekibi hemen geldi. O polis ekibi nasıl bu kadar hızlı geldi ve az kişilerdi. 2 kişi vardı galiba ekipte. Bir araba, normal bir araba geldi ve insanlar onu linç etmeye çalıştılar. İnsanlar ister istemez linç etmeye çalıştılar. Bence bu kasıtlı olarak yapılmış bir şeydi. O polisleri bile bile göndermişlerdi linç edilsin diye. Belki diğer taraf kapatılırdı diye şu an öyle yorumluyorum yani o anda. İnsanlar büyük bir tepki gösterdi ama araya girenler falan oldu. Olmadı, istenilen durum olmadı. Onların istediği durum olmadı. Polislere bir şey olmadı. İlk başta o ilk şok anında işte insanlarla iletişime geçmeye başladığımız zamanlarda yakınlarımıza, orada olup da ayrı yerlerde olan insanlara, hani acaba onlara bir şey oldu mu diye korktuğumuz insanlara, ki onlar da aynı şeyleri bizim için düşünüyorlardı yani, tanıdık insanlar. Sanki böyle hastanenin önüne gelince olayın ne kadar büyük olduğunu o an fark ettik. Çünkü evet, ambulanslar çok geç hareket etmiş zaten orada. Ama bu sefer hiç durmuyordu ambulanslar. Sürekli ambulans geliyordu. Azaldı dediğimiz noktada ambulans, daha hızlı taksi, özel araç. Daha hızlı ambulanslar gelmeye başlıyordu. Yani bize bunu Ankara'da yaptılar yani. Biz ne yapacağız yani? Biz barış isteyenler, biz doğru düzgün bir yaşam isteyenler, biz özgürlük isteyenler, biz daha temiz bir demokrasi, daha temiz bir hayat isteyen insanlara bunu Ankara'da yaptılar. Başka ne yap, yani nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz diye bir kaygı oluşmaya başladı. Ama olayın şokunu, durumunu atlattıktan sonra biraz toparlandıktan sonra ve İstanbul'a geldikten sonra şeyi anladık yani, mesela daha da güçlenmeliyiz. Biz burada 70 gündür barış nöbeti tutuyoruz. Her gün Kadıköy Barış Bloğu olarak 70. günümüz bugün. Biz barış nöbeti tutuyoruz. Ve sayımız o günden sonra arttı. İnsanların desteği arttı, duyarlılığı arttı. Bu yani yaşadığımız felaket gerçekten büyük bir felaket. Orada yaşadığımız şey bir katliamdı yani. Yani anlatılmaz bir şeydi yani. Korkunç bir şey. Ama onların istediği olmayacak yani. O yılgınlığı bize veremeyecekler yani. Biz onlardan korktuğumuz için bu nöbeti bitirmeyeceğiz. Daha destekli, daha fazla sıkı bağlanarak. Çünkü o kadar ölen insanlar var. Burada o ölen insanlar için, o çocuklar için yani. Onların istediği, onların beklentileri, onların gülüşü, onların yüzü suyu hürmeti için yani. Daha da asılacağız yani. Daha da asılmamız lazım. Öyle. Yani ilk geldiğimiz andan beri aslında çok yarım döndük. Kimleri kaybettiğimizin de çok farkında değildik. Birlikte çalışma yürüttüğümüz, birlikte yan yana mücadele ettiğimiz, birçok arkadaşımızı fark ettiğimizin farkında bile değildik. Döner dönmez de hani ne bileyim, insan yorganın altına girip böyle bir öyle bir ruh hali yaşamak ister olabilir ama biz indik ve burada gene arkadaşlarımızın yanında sokağa geldik. Çünkü biliyoruz ki bu acıyı ancak birlikte atlatabiliriz. Ertesi gün cenazelere gitmeye başladık ve bir haftadır aslında
bu acıyı bu şekilde atlatmaya çalışıyoruz birlikte olarak. Yani bizim şey lüksümüz aslında bu süreçte yok. Yalnız başına takıl, işte bunalıma gir, üzül tek başına. Bu tek başımıza atlatabileceğimiz bir şey değil. İstanbul'a gelişler başladı. Döndük. Şeyi görmedim açıkçası. Taksim'deki yürüyüşü görmedim. Ama buraya geldiğimdeki o insanların birlik ve beraberlik içerisinde karşılıyor olması. Biz 11 gibi İstanbul'a geldik ama bekliyorlardı. Dimdik ayaktalardı. Daha sağlam devam edileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani çünkü bu patlama aynı zamanda bizi kendimize getiren bir patlamaymış gibi oldum. Korktuk. Özellikle ailelerimiz çok korktu. Yani orada olanların hepsi. Ama ben açıkçası ailemden daha farklı bir tepki ya da gitme, yapma tepkisinin daha fazla olabileceğini düşünüyordum. Kaygılılar ama kimse şu noktada değil. Artık herkes bir güvenlik sorunumuz var. Bir kapanalım, bir sakin bir durum olsun. Sakin diye bir durum olmayacak, onu biliyoruz. Yani burada şey yok, sakinleşecek bir ortam yok. Biz dışarıya çıkmadığımız sürece ya da biz bir şeyler barış için ya da istediğimiz o eşitlik adına bir şeyler yapmadığımız sürece o gelmeyecek. Kendiliğinden olabilecek bir şey değil. Ve insanlarda korkudan ziyade, evet tabii ki korkularımız var. Ama korkudan ziyade beraber olmayı da gösterdi bize. Dostlarımızla, birlikte mücadele ettiğimiz insanlarla atlatabileceğimiz bir şey. Çünkü hepimiz aynı acıları yaşıyoruz ve şu anda hala bir umut. İşte belki bir şeyleri değiştirebiliriz. Belki bir şeyler daha iyiye gider diye düşünmekten başka çaremiz yok galiba. Gider yani. Ne yazık ki acıda birleştik. Yani Türkiye'nin batısı ve doğusu acıda birleşti. Ankara katliamıyla. Hani bu acı bizi bir araya getirdi. Keşke daha önce bu kadar kayıp vermeden bir araya gelebilseydik ama Ankara katliamıyla acıda birleştik. Ben çok farklı insanlardan biliyorsun. Geçmiş olsun mesajları, telefonları ve yani ne bileyim bunun içinde MHP'li arkadaşlarımız var, AK Partili, değişik değişik. Herkes her şeyin çok farkında aslında. Ya bu benim bayağı şaşırdığım bir şey oldu. Demek ki farkındalar ya, patlamayı kim yapabilmiş olabilir, kim buna sebep olmuş olabilir? İnsanlar biraz bunun farkına vardı galiba. Farkına varmasını da şuna bağlıyorum. Yani herkes o acıyı galiba hissedince veya o acının sana ne kadar yakın olduğunu anladığın zaman onu görür hale geliyorsun. Fakat biz gerçekten hiç kimsenin bunu görmesini ve anlamasını istemiyoruz. Yani bu, çünkü anladığında yaşamak gerçekten çok zor oluyor. Biz Kürdistan'ı anlıyoruz uzun bir süredir ve bunun için gerçekten burada hiçbir şey yapmamak bizim için çok zor. Şimdi onlar da bizi anlar hale geldi. Bu savaş sürdüğü sürece, sürdükçe insanlar ölecek. Ve artık belli bir noktada hepimiz diyeceğiz, kimsenin ölmesini istemiyoruz. Hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Bunu diyene kadar insanlar ölecek. Yani bunu ne kadar çabuk diyebilirsek hepimiz. Ya ölümü istemiyoruz, savaşı istemiyoruz. Barışı istiyoruz ve yani hani geçtim bir hak mücadelesine, ilk hak olan yaşama hakkı. Mücadelesini verdiğimiz şey yaşama hakkımız. Yaşama hakkı. Elimizden geleni yapmak ne kelime, ölüler ortada. Çok üzgünüm. Bir hekim olarak çok üzgünüm. Yaşatmak için vardık. Yaşatma çabamızı katiller engellediler. Hepimiz yine de tüm insanlık adına barış demeye burada Kadıköy Barış Bloku'nda devam ediyoruz. O güzel yüzlü, o solgun yüzlü çocukların yaşaması için tek umudumuz insanlık, insanlık barış diyecek bir gün. Hepimiz bunu umuyoruz. Herkes bizi görsün. Biz hep barış diyoruz. İnadına barış diyoruz. Yaşam, yaşatmak için, yaşam için buradayız. Savaşmak isteyenlere inat daima barış diyecek. Doktor Ayten İnanı olarak da ben
bu çocukları yaşatmaya devam edeceğim. Kürdistan'dan İstanbul'a, Ankara'dan Muğla'ya insanlık bizi görsün. Kadıköy Barış Bloku. Biz çok güzeliz birlikte. Çok güzeliz, çok sevgi doluyuz. Acılarımızı gerçekten çok net birlikte paylaşıyoruz. Ve paylaştıkça da o acılar aynı zamanda hafifliyor. Hafifliyor ama acı yerinde kalıyor. Hafifliyor sadece, ağırlığı, kütlesi değişiyor galiba. Yani birlikte olduğumuz sürece daha iyiye gidileceğini düşünüyorum. Ve birlikte olmayı da bununla, bundan sonrası da yaşayacağımıza inanıyorum. Barış için, eşitlik için, insanlık adına ya. Yani aslında bunların hepsinin genel kelimesi insanlık. İnsanlık adına bir araya geliyoruz. İnsanlık adına da vazgeçmememiz gerekiyor. Sadece istediğimiz insanlık, başka bir şey değil çünkü.